Eğer resmi görüyorsak zaten ressamın varlığına resimden hareketle ulaşırız. Eğer bilim dilini sağlıklı biçimde çözümlemezsek, sağlıklı biçimde yorumlamazsak normalde bilim ve bilim dili inançsızlık üretmez. İnsan dediğimiz zaman mükemmel bir makineyle, muazzam harika bir sanat eseriyle karşı karşıyayız. Fakat eğer bilim dili iyi yorumlanmazsa Allah korusun, akıl Allah'ı yani yaratıcıyı aramada ve bulmada belli oranda bir tembelliğe girse bile işte bütün mesele bilim dilinin sağlıklı biçimde yorumlanmasıdır. Nasıl yorumlayacağız? En basit bir sanat eserinin, en basit bir makinenin sanatkarı varsa, yapıcısı varsa hiç şüphe yok ki şu insan varlığının, insan bedeninin, insanın şu fiziki olarak varlığının da mutlaka bir yapıcısı, yaratıcısı, bilen, gören, hayat sahibi, mutlak hayat sahibi bir yapıcısı olmak zorundadır. Bu akli bir çıkarımdır. Merhaba değerli izleyiciler. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca çocuğumuz, gencimiz eğitim kurumlarına döndüler, okullarına kavuştular. Okullar örgün eğitim kurumları olarak aynı zamanda bilim yuvalarıdır. İnsanların eğitildiği, öğretim bilgilendiği, öğretim eğitimin türlü becerilerinin kazanıldığı kurumlar. Bilimin kendine has bir dili var. Bilim dili deniyor buna. Bilim dili konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer bilim dilini sağlıklı biçimde çözümlemezsek, sağlıklı biçimde yorumlamazsak, Allah korusun, inanç bakımından çocuklarımız sarsıntıya uğrayabilirler. Normalde bilim ve bilim dili inançsızlık üretmez. Tam tersine inancı güçlendirir, imanı güçlendirir. Rabbimizin varlığına, birliğine ve özelliklerine dair bizim itminanımızı sağlar. Fakat eğer bilim dili iyi yorumlanmazsa Allah korusun sarsıntılara, şüphelere bizi sevk edebilir. Denir ki bilim dili objektiftir, nesneldir, tasviridir, yani betimleyici bir dildir diye. Bilim dediğimiz faaliyet esasında varlığa dair, olaylara dair, olgulara dair, deneylerle, gözlemlerle ve zihinsel çıkarımlarla değerlendirmeye dönük sistemli faaliyetler bütünü demektir. Bu sistemli faaliyetler bütünü çeşitli açılardan bakılarak değişik gruplandırmalara konu olmuştur. Formel bilimler var, fen bilimleri var, sosyal bilimler var diye. Bunların da kendisinin çok alt kategorileri var. Özellikle fen bilimlerinin diline çok dikkat etmek lazım. Formal bilimler, matematik gibi, geometri gibi, mantık gibi bunlar daha ayrı. Sosyal bilimlerde insan iradesi devreye girdiği için bunların tahliliyle ilgili de farklı çözümlemelere ihtiyaç var. İmana uygun yoruma ulaşabilmek için. Fakat fen bilimleri özellikle dikkatli olunması gereken ve doğru biçimde insaniyetimize uygun biçimde yorumlanması gereken alanı teşkil eder. Fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi pek çok bu bilim dalına giren tali disiplinleri ya da dalları zikredebiliriz. Fen bilimlerinin dili, evet denildiği gibi tasviridir, betimleyicidir, deskriptiftir, resim çeker adeta. Bilimler bir anlamda evrene dair, varlığa dair, oluşlara dair resim çeker. İşte bütün mesele bu resmin doğru yorumlanmasıdır. Eğer biz resmi doğru yorumlayamazsak hata edebiliriz.
insaniyetimizle, vicdanımızla, aklı muhakememizle uygun bir yoruma ulaşmazsak eğer, evet, imanımız sarsıntıya girebilir. Gerçekliği ise tam tersinin olması beklenir. Çünkü ilmin konu edindiği alan varlık alanıdır. Evrendir. Fiziki alemdir. Fizik alemi eğer biz insaniyetimizle, akli muhakeme gücümüzle, vicdani değerlerimizle sağlıklı biçimde bir tahlile tabi tutarsak bize evreni var edeni, varlığa varlık vereni tanıma imkanı buluruz. Hem onun varlığına ve birliğine ulaşırız, hem de onun özelliklerini tanıma imkanı elde ederiz. Dolayısıyla bütün mesele bilim dilinin sağlıklı biçimde yorumlanmasıdır. Nasıl yorumlayacağız? Eğer biz bilimsel verileri, dataları, tasvirleri, eşyanın kendisinden kaynaklı açıklamalar diye yorumlarsak, nihai açıklamalar diye yorumlarsak imanımız zarar görebilir. Ama bu yorumlamalar bize başka bir gerçeğe işaret ediyor. Bu açıklamalar, bu tasviri bilgiler, bu betimlemeler olayların arkasında bir yaratıcıya, bir gaybi ele, bir gaybi kudrete işaret ediyor dersek, bunu fark edersek, aklımız ve vicdanımız bizi buna sevk eder, bunu farkında olursak eğer, fen bilimleri bizi kainatın var edicisine, kainatın yaratıcısına götürür, hatta onun tanınmasına, onun isimlerinin, sıfatlarının bilinmesine yönelik bir katkı sağlar. Şimdi insan örneği üzerinde duralım. Hepimizin fiziki bir varlığı var. Eğitim kademelerinde, çeşitli düzeylerde insan varlığı ile ilgili söz gelimi, insanın fiziki varlığı ile ilgili değişik düzeylerde açıklamalar yapılır. Nasıl görüyoruz, nasıl düşünüyoruz, nasıl yürüyoruz, kalbimiz nasıl çalışıyor, duyularımız nasıl fonksiyonel hale geliyor. Bunlarla ilgili çok değişik bilgiler biz okullarda, değişik seviyelerde bilgiye ulaşıyoruz, sahip oluyoruz. Şimdi bunlara biz dikkatli bir biçimde düşünmediğimiz zaman, değerlendirmediğimiz zaman, bilimin kendi ifadeleriyle yetindiğimiz zaman bu şuna benziyor. Bir resmi görüyoruz, resimde ressamı görüyoruz, bütün mahareti, bütün özelliği sayfaya, o resimdeki mürekkebe veya gördüğümüz diğer nesnelere bağlıyoruz. Bu mümkün müdür? Yani mürekkepler, o resmi teşkil eden boyalar kendiliğinden bir resmin oluşmasına yol açabilir mi? Biz ressamı görmüyoruz. Ressamı görmemiz şart değil. Biz eğer resmi görüyorsak zaten ressamın varlığına resimden hareketle ulaşırız ve ulaşmamız gerekir. Bu akli bir zorunluluktur. Resim bize ressamın bulunduğunu ispat eder. Mantıki olarak zorunluluktur bu. Dolayısıyla biz varlıklara baktığımız zaman varlıklar bize var edenin varlığını ispat eder. Görmememiz olmamasına delil teşkil etmez. Zaten Allah ya da yaratıcı diyelim var görmeye konu olamaz. O madde değildir. Varlığın bir parçası değildir ki biz onu görelim. Onun için Kur'an-ı Kerim ha en başta yaratıcı imandan bahsederken اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَائِبِ der. Müminler ona gaybi olarak iman ederler. Görmeksizin ona iman ederler. Zaten iman dediğimiz hakikat görmeye bağlı değildir. İnsan gördüğüne iman ediyorum demez. İman kaybadır. Görünmeyenedir. Görünmeyene iman edilir. Ama nasıl iman edilir? İşaretlerden yola çıkarak, varlığına delalet eden emarelerden, kanıtlardan yola çıkılarak ulaşılır. Biz de bu anlamda tekrar resim örneğine dönersek eğer, resme baktığımız zaman ressamın özelliklerini tuvalda görüyoruz veya resimde görüyoruz. Dolayısıyla ressamı görmemiz şart değil. Buradan biliyoruz ki bu resmi, bu tuvale, bu kağıda aktaran bir ressam var. O bilinçli birisi, o gören birisi,
bu estetik yönü olan birisi diyoruz. Varlıklara baktığımız zaman da, sözcüğüyle bir insana baktığımız zaman da insan adeta canlı bir resim değil midir? Bu canlı resmin bir ressamı yok mudur? İnsan mükemmel bir organizma değil midir? Bu mükemmel organizmanın bir yapıcısı, düzenleyicisi, yaratıcısı olmaz mı? En basit bir makinenin mühendisi veya yapanı var da şu insan organizmasının yapanı olmaz mı? Baktığımız zaman bir insanda kilosuna, yaşına bağlı olarak değişmekle beraber 70 trilyon civarında hücre var. Hücrenin özelliklerini burada saymaya gerek yok. Varlığın yapı taşı olarak düzenlenmiş hücreler. Hücreler bir araya geliyor, dokuları meydana getiriyor. Dokular bir araya geliyor, organları meydana getiriyor. Organlar bir araya geliyor, sistemleri meydana getiriyor. Solunum sistemi gibi, boşaltım sistemi gibi, dolaşım sistemi gibi, sindirim sistemi gibi sistemleri meydana getiriyor. Organizma bütün bunların sonucunda ortaya çıkıyor. İnsan organizması. Diğer organizmalar da böyle mükemmel bir varlıkla, insan dediğimiz zaman mükemmel bir makineyle, muazzam harika bir sanat eseriyle karşı karşıyayız. En basit bir sanat eserinin, en basit bir makinenin sanatkarı varsa, yapıcısı varsa hiç şüphe yok da, hiç şüphe yok ki şu insan varlığının, insan bedeninin, insanın şu fiziki olarak varlığının da mutlaka bir yapıcısı, yaratıcısı, bilen, gören, hayat sahibi, mutlak hayat sahibi bir yapıcısı olmak zorundadır. Bu akli bir çıkarımdır. Bizim insani olarak özelliğimiz akıldan ibaret değildir. Bizde akıl ve vicdan dediğimiz içsel hakkaniyet arayıcısı diyebileceğimiz bir özelliğimiz var. Hem akıl diye bir melekemiz var, hem vicdan diye bir içsel bize kodlanmış hakkın ölçüsü diyebileceğimiz bir özelliğimiz var. İşte insan hem bilimlerin verilerini aklıyla, muhakemesiyle, vicdanıyla, vicdani değerleriyle muhakeme ettiğinde bilimlerin dili tamamen iman diline dönüşür. Bilimler yaratıcıyı anlatan, yaratıcıdan bahseden bilimler açıklamalar haline gelir. Bütün mesele bu. Çocuklarımıza bu dili öğretmemiz lazım. Elbette en önce kendimiz bu dili öğrenmiş olmamız lazım. Bilimlerin dilini iman diline çevirme diyebiliriz buna. Bilimlerin dili nötr değildir. Eğer inkarcı bir dil kullanılıyorsa, elbette o pozitivist inkarcı dil felsefi anlamda imanla uyuşmaz. Ama o tasviri dili biz aklımız ve vicdanımızla muhakeme ederek bu mutlak bir varlığa işaret ediyor dersek, o takdirde biz o bilimsel veriyi, o bilimsel açıklamayı imana uygun bir biçimde çevirmeye başlamışız demektir. Başlamamız icap ediyor zaten. Demin ifade ettiğim bir akıl ve vicdan realitesini asla göz önünden ayırmamak lazım. Biz insan olarak hem akıl sahibiyiz hem de vicdan sahibiyiz. Gözlemlerimizi bu çerçevede değerlendirmeliyiz. Bilimlerin verilerini bu çerçevede değerlendirmeliyiz. Eğer böyle bir değerlendirmeyi kendimize alışkanlık olarak taşıyabilirsek, bunun usulünü tamamen benimseyerek uygulayabilirsek, okuduğumuz her fen bize yaratıcıdan bahseden, yaratıcıyı anlatan bir iman dersi haline gelmeye başlar. Çocuklarımıza mutlaka bu usulü öğretmemiz lazım. Çocuklarımız okullarda imanlarının güçlendiği eğitimi almaları lazım. Okullar çocuklarımıza iman eğitimi veren kurumlar haline gelmesi lazım. Bilim asla ve asla inkar üretmez. İnkarcıya kapı aralamaz. PEV diye çoğumuzun duyduğunu sandığım bir araştırma merkezi var. PEV'in yaptığı araştırma, bir araştırmaya göre bırakalım bilimle belli seviyede ilgilenenleri, bilim adamları üzerinde yapılan bir çalışma var. Bu çalışmaya göre bilim adamlarının yaradan fazlası %51'i mutlak bir yaratıcıya iman ettiğini söylüyor. Yaradan daha fazlası. Dolayısıyla bilim bizi Allah'a götürür.
bilimin dili Allah der. Ama hangi şartla? Aklı muhakememizi kullanarak ve vicdani diyelerimizi devreye sokarak. Akıl bize der ki, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, kıyaslamalar yaparak bir kitabın yazarı vardır der. Bir makinenin mühendisi vardır der. Bir köyün muhtarı vardır der akıl. Akli bakımdan bunlar zorunluluktur. Bir de buna yanına vicdanı eklediğimiz zaman akıl ve vicdan el ele, yani insani özelliğimiz daima imandır. Bir cümle hatırlayalım. Denir ki, akıl Allah'ı, yani yaratıcıyı aramada ve bulmada, belli oranda bir tembelliğe girse bile, sükûta ulaşsa bile, vicdan hiçbir zaman yaratıcısını unutmaz. Vicdan, yaratıcıyı unutmayan zişuur bir fıtrattır denir. Dolayısıyla biz hem aklımızı hem muhakememizi birlikte devreye sokmalıyız. Mimari bir eseri gördüğümüz zaman bu mimari eseri yapan mutlaka vardır demez miyiz? Akıl bize bunu mantıki bir zorunluluk olarak ifade etmez mi? Elbette. Peki şu yaşadığımız alem mükemmel bir saray değil midir? Bu mükemmel sarayın da bir mimarın olması zorunlu değil midir? Akıl buna evet zorunludur demez mi? Der. Mantıki bir zorunluluktur. Kainatın bir mimarının olması. Ama bundan ibaret. Vicdanımız da devreye girdiğinde zaten vicdanımız hep o yaratıcıyı zikreder. O yaratıcıyı hep anar. O halde akıl ve vicdanı birleştirerek baktığımız zaman evrene biz her şeyin bize yaratıcıyı fısıldadığını değil, haykırdığını müşahede ederiz. Bilimler de bu anlaya yapılan çalışmalardan ibarettir. Her bilim dalı kendine has alanda, kendine has yöntemlerle, yani deneylerle, gözlemlerle, çıkarımda bulunarak, ilgili alandaki verilere genellemeler yaparak o verileri paylaşır. Bilimin temel özelliği bu. Biyoloji canlılar dünyasında, botanik bitkiler dünyasında, diyelim zooloji hayvanlar dünyasında, astronomi, gök alemi dünyasında, jeoloji yer bilim olarak, yer kürem üzerinde çalışmalar yaparak oradaki tespitlerini, oradaki gözlemlerini, oradaki bulgularını paylaşır. Peki bu bulgulara, bu bilgilere, bu açıklamalara nasıl yaklaşacağız? Akli mahkememizle ve vicdani değerlerimizle. İşte bilim dilini iman diline çevirmenin usul en kısa haliyle budur diyebiliriz. O zaman biz gözümüze iman gözlüğünü takmış oluruz. İman gözüyle baktığımızda her şey bize yaratıcıyı tanıtan, onun özelliklerini bize beyan eden bir konuma gelir. Okuduğumuz her bilim dalı, her fen dalı, fiziğinden kimyasına, biyolojiden diyelim embriyolojiye kadar, biyolojinin bir alt dalı olarak bize hep yaratıcıyı anlatır. Yaratıcının varlığını, birliğini paylaşır. Şunu unutmamak lazım. Baktığımız zaman hiçbir şey bize aklımız ve vicdanımız açısından sıradan gelmez. Gelişi güzel gelmez. Sorumuz şu, gördüğümüz bu harikulade varlıklar, varlıklardaki harikulade özellikler, her şey kısacası kendi kendine olabilir mi? Birinci sorumuz bu. Bu soruyu aklımız ve vicdanımız evet cevabını veremez. Kendi kendine düzenli hiçbir şey olmaz. İkinci soru, bu tabiatın eseri olabilir mi? Buna da aklımız ve vicdanımız evet cevabı vermez. Çünkü tabiat dediğimiz varlık alemi zaten yaratıcının bir eseridir. Aklı olan, bilgisi olan, tasarımı olan, gücü olan bir nesne değildir. Yaratılandır, var edilendir, ilahi bir sanattır tabiat. Dolayısıyla yaratıcı olamaz, saniye olamaz, varlıklara kaynaklık edemez, varlıklardaki güzelliğin, anlamlılığın, hikmetin kaynağı olamaz. Dolayısıyla ikinci soru bu, tabiatta ya da doğada bunun sebebi olamaz. Üçüncüsü, peki sebepler burada devreye girmiş olabilir mi? Sebepler
modernist bir dünyada yaşıyoruz deniyor ya. Sebepler var ama sebebin etkisi var mı diye yine aklımıza, kalbimize sorduğumuzda, sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak olayları tahlil ettiğimizde, evet bu sebep-sonuç ilişkisi var gibi gözüküyor ama asla ve asla sebepler sonuçları sağlayan etkenler olamaz diye aklımız ve vicdanımız bize söyler. Biz bir meyve ağaçtan alıyoruz ama gerçekten o meyve o ağacın ürünüdür diyebilir miyiz? O ağacın aklı mı var ki bize en güzel gıdayı, en güzel bir ambalajda, en özellikli muhteviyatıyla biz ağaçtan alıyorsak eğer, bu ağacın eseridir. O ağaç sebeptir. Ağaç veriyor bunu diyebilir miyiz? Bir çocuğu anne yaratıyor diyebilir miyiz? Yağmuru bulup bize veriyor diyebilir miyiz? Hayır. Aklımız ve vicdanımız evet demez. Mükemmel bir ürün var, mükemmel bir sonuç var ortada. Sonuç ile sebep arasında kıyaslama yaptığımızda asla ve asla o muazzam sebebi sonuca bağlayamayız. Düzeltiyorum, o sonucu o sebebe bağlayamayız. O sebep, o sonucun gerçekleştiricisi olamaz deriz. Gün gibi aşikardır bu. Bunun en, yani herkesin kolayca intikal edeceği örneği benim zihnimde bir bebeğin vücuda gelmesi, yaratılmasıdır. Bebek, evet, anne karnında yaratılıyor. Anne karnında vücut buluyor, varlık buluyor ama annenin eseri de diyebilir miyiz? Anneden yaratılması başka bir şey. Annenin yaratıcı olduğunu iddia etmek haşa başka bir şey. Anne yaratıcı olamaz. Nasıl olabilir ki çocuğun organlarını bile bilmez? Hücre sayısını bilmez. Neyin nasıl olduğunu bilmez. Anne sebepten ibarettir. Dolayısıyla biz varlıklara baktığımız zaman yahut bilimsel verileri bu gözle incelediğimiz zaman bir, kendi kendine olabilir mi? Hayır. İki, tabiatın eseri olabilir mi? Hayır. Üç, sebeplerin tesiri, sebeplerin ürünü olabilir mi? Hayır. Diyorsak ki bunu muhakeme ettiğimizde aklımız ve vicdanımız bunu net olarak böyle söyler. O zaman geriye bir şık kalıyor. O da evet sebeplerin ötesinde, tabiatın ötesinde, gördüklerimizin ötesinde kendisi görünmez olan ama yaptığı her şeyle, her şeyde ve her şey ile kendisini gösteren gaybi bir kudret var, gaybi bir irade var, gaybi bir kaynak var deriz. İşte yaratıcı budur. Yaratıcıya biz böyle iman ederiz. Varlıklardan, alemden, eşyadan, mevcudattan yola çıkarak iman ederiz. Bilim dili de aslında, bilim dilini de biz böyle bu şekilde iman diline çeviririz ya da çevirmemiz icap eder. Hangi bilim dalı olursa olsun, diyelim bir jeoloji bize içinde yaşadığımız yer küresi hakkında bilgi veriyor. Diyor ki yer küresinde, yer küresinin yapımında taş küre var, su küre var, hava küre var, gaz küre var, efendim dış kabuk var, içe de manto var, çekirdek var. Bunları ayrıntılı bilgi verdi. Peki, tesadüf olabilir mi bu? Rastlantıya bağlı olarak açıklanabilir mi bu? Eğer yer kabuğu, yeryüzü, en dış kısmı taş küre diyoruz ya, taş küre gibi olsaydı hayat olur muydu? Ekime dikime elverişli hale gelebilir miydi? Hayır. İçimde yine dünyamızın bulunduğu şu atmosferde içimize çektiğimiz, teneffüs ettiğimiz havada %78 oranında ne var? Azot var. %21 oranında ne var? Oksijen var. %1 de diğer gazlardan oluşuyor. Hidrojen var, helyum var, diğer elementler var. Peki bu havaya %21 oranında oksijenin konması tesadüfe havale edilebilir mi? Kendi kendine bu işi oluyor denebilir mi? Sebeplere bağlı olarak bunlar gerçekleşmiş denebilir mi? Yine yer küremize baktığımız zaman yer küremizin hem kendi ekseni etrafında hem güneş etrafındaki dönüşünü dikkate aldığımız zaman kendi düzleminde eksenindeki yine 21,5 derecelik eğimi var. Bu eğimi kendi kendine gerçekleştirmiş diyebilir miyiz? Okullarda bunlar anlatılıyor. Normalde diyelim yer küresiyle ilgili olarak hava
ya da atmosferin üzerindekileriyle ilgili olarak, gök cisimleriyle olarak, ilgili olarak veya insanın bir organizma olarak anatomisiyle ilgili bilgiler veriliyor. Peki ne yapacak? İşte bu bilgileri biz sorgulayarak alacağız. Nasıl sorgulayacağız? Aklı muhakememizle ve vicdani değerlerimizle. Böyle bir sorgulamadan geçirdiğimiz takdirde çocuklarımızın okulda öğrendiği her bilgi onların imanı artırır. İmanına kuvvet verir. Güçlenmesine katkı sağlar. Eğer böyle bir usulü çocuklarımıza öğretmezsek, yağmur şu şekilde yağıyormuş, biz şöyle görüyormuşuz, güneşin hareketleri şöyleymiş diye oradaki harikula dedikleri ya tabiata havale ederek, ya sebeplere havale ederek, sorgulamaksızın, ya kendi kendine olur diye, ya da umursamayarak geçip gider ve imanı yavaş yavaş sarsıntıya uğramaya, tesettüre başlar. Onun için çocuklarımız okullarda, eğitim kurumlarında, bilim yuvalarında o bilimin usulünü, bilimin dilini iman diliyle yorumlamayı öğrendiğinde artık her bir bilim dalı, her fen biliminin her branşı diyelim, çocuklarımızın imanına iman kadar, imanını güçlendiren bir rol oynar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Eğer bu usulü yeterince çocuklarımıza öğretemezsek, pozitif bir dille, pozitivist bir dille fen bilimlerin verilerini çocuklarımız değerlendirirlerse eğer imanlarında sıkıntıya uğrayabilirler. Bu halde sıklıkla hem kendimiz çocuklarımıza beraber olarak bu dili onlarla paylaşmalıyız. Hem onlara zaman zaman örnekler üzerinde bunu anlatmalıyız. Ve her fen biliminin Allah'ı, yaratıcıyı anlatan açıklamalar paylaştığını onlara mutlaka öğretmeliyiz. Şimdi yağmurun yağmasını düşündüğümüz zaman çocuklarımız okulda yağmurun yağış biçimini öğreniyorlar çeşitli düzeylerde. İlk okulda bir seviyede, orta öğretimden farklı bir seviyede, diyelim üniversite eğitiminde ya da yüksek öğretimde diyelim, bu alanda çalışıyorlarsa daha derinlemesine bu konulardaki bilgilerle yüz yüze geliyorlar. Soru hep aynıdır. Yağmur yağması dediğimiz olay, bu fiziki vaka kendi kendine veya tesadüflerin eliyle rastlantısal olarak veya tabiata havale ederek gerçekleşiyor diyebiliriz. Bakıyoruz yağmurun en basit haliyle, en yalın haliyle oluşuna dair verilen bilgilere, efendim güneş ışıkları suyu buharlaştırıyor. Buharlaşan su gaz haline geldiği için yükseliyor. Atmosfere çıkıyor. Atmosferde soğuk hava tabakasına denk geliyor. Orada yoğunlaşmaya bağlı olarak o gaz parçaları yeniden yoğunlaşmaya tabi olarak su damlacıkları haline geliyor ve bulutları oluşturuyor. O su damlacıkları çeşitli hava hareketlerine bağlı olarak birbiriyle çarpışmak suretiyle yeryüzüne o bulutlar efendim su damlaları halinde yer yüzeyine düşüyorlar. Şimdi bu izah gerçekten yağmur gibi mükemmel, harikulade bir olayı bize açıklamış oluyor. Hayır. Nasıl biz bunu değerlendirmemiz gerekiyor? Bu açıklama veya bunun 2 ilerisi, 3 ilerisi, 5 ilerisi hangi düzeyde olursa olsun derinlemesine yağmur gibi yığılma bilgi var. Neden? Bu husustaki bilgiler, fen bilimlerinin açıklamaları, tespitlerin bize aktarılması keyfiyetinden ibarettir. Bu bilgiler ne olursa olsun seviyesi, baktığımız zaman yağmurla gelen hakikatleri, yağmurla gelen intizamı, düzeni, güzelliği, sırrı düşündüğümüz zaman biz bunu bulutlara verebilir miyiz? Tesadüf verebilir miyiz? Tabiata havale edebilir miyiz? Akıl buna onay verir mi? Yağmur rastlantının eseri olarak geliyor olabilir mi? Çok basit bir örnek ama açıklayıcı geldiği için paylaşmak isterim.
Diyelim ki bir salona giriyoruz. Salonda çiçekler var, değişik özelliklerde. Bazı çiçeklere fazla su dökülmesi gerekiyor. Bazı çiçeklere daha az su dökülmesi gerekiyor. Bazı çiçeklerin belki su içinde varlığını devam ettirmesi gerekiyor. Bir el geliyor, bakıyoruz ki çiçeklere ne kadar su dökmek gerekiyorsa çiçeğin özelliğine göre su dökülmüş olarak görüyoruz. Başka zaman yine görüyoruz, aynı şekilde bunun devam ettiğini görüyoruz. Biz suyu dökeni görmesek bile çiçeklere uygun miktarda suyun dökülmüş olmasından yola çıkarak bunu bilen, çiçeklerin özelliğini bilen, buna göre suyu döken birisi vardır sonucu ulaşmaz mıyız akli olarak? Rastgele musluktan su gelip de o saksılara sular dökülebilir mi? Akıl buna evet der mi? Biz suyu dökeni görmesek, çiçekleri sulayanı görmesek bile muhakkak surette bir el var ki o bu saksılara uygun miktarda zamanını gözeterek su veriyor deriz. Şimdi yağmura baktığımız zaman hikmet havalı istisnalar ayrı genel anlamda mükemmel bir sistem, mükemmel bir düzen içerisinde yağmıyor mu? Yağmasa kuraklık olsa dünya kavrulur gider. Öyle bir tablo yok. Çok aşırı yağışı devamlı yine sel su her tarafı basar götürür bir düzeni, bir dengeyi biz görüyoruz açık bir biçimde. O halde aklımız diyor ki mutlaka yağmuru yağdıran olması lazım. Vicdanımız diyor ki evet yağmuru yağdıran, benim ihtiyacımı bilen, toprağın ihtiyacını bilen, bitkilerin ihtiyacını bilen bir irade var, bir rahmet var. O yağmuru yağdırır der. Aklımız der, vicdanımız der. Akıl ve vicdan el ele insaniyetimizle bu olaya baktığımızda bunun bir rahmet eseri, bir hikmet eseri olduğunu anlarız. Şuraya gelelim. Aslında bilimler bize fiziki alem hakkında evet bilgi veren, veri paylaşan, datalar sunan disiplinler olarak gözüküyor. Bu açıdan baktığımızda evren evet bir kitap gibi, muazzam bir kitap gibi, anlamlı kitap gibi görünüyor. Mutlaka bu kitabın, bu kainat kitabının, evren kitabının bir müellifi, bir katibi, bir yazıcısı, bir tasarımcısı muhakkak surette vardır diye hiç şüphe etmiyoruz. Etmememiz gerekiyor. Diğer taraftan düşündüğümüz zaman o var edici hakkında bilimler sadece onun varlığını değil, onun özelliklerini de anlatıyor. Yani evren bize sadece yaratıcının varlığını değil, birliğini, rahmet sahibi olduğunu, hikmet sahibi olduğunu da anlatıyor. Yeter ki o gözle bakalım. Bir kitaba baktığımız zaman kitap katibinin bilgi sahibi olduğunu, gören birisi olduğunu, düşünen birisi olduğunu, bilgiler açısından neler varsa onları bildiğini ifade ediyor olmaz mı? Evet. Dolayısıyla aleme baktığımız zaman alemde gördüğümüz özellikler bize şunu söyler. O özellikler varlığın kendisinden kaynaklanamaz. Varlığın kendisi o özelliklere kaynaklık teşkil edemez. Çiçekte gördüğümüz güzellik, rengareklik, çiçeğin yaprakların ürünü olamaz, toprağın ürünü olamaz. Veya tavus kuşunun kanatlarında gördüğümüz o muhteşem güzellik, tavus kuşunun yediği yiyeceklerin ürünü olamaz. O ürünleri başka canlılar da yiyorlar diyelim, hayvanlar da yiyorlar. O güzellik var mı? O oranda yok. Dolayısıyla biz biliyoruz ki, emin olarak anlıyoruz ki, bu alem, bu varlık alemi hem yaratıcının varlığını hem de onun özelliklerini, isimlerini, teknik tabirle sıfatlarını bize tabiri caizse ispat ediyor, açıklıyor, hatta haykırıyor o gözle bakarsak eğer diye. Şimdi bu varlık aleminin aynı zamanda bir de bu varlık aleminin bir de baktığımız zaman neyi var? Şu aklımıza gelmesi gerekiyor. Bu varlık aleminin bir var edicisi varsa mutlaka onun insanlara mesajının da olması lazım diyoruz, dememiz gerekiyor. İşte vahiy dediğimiz hakikat tam da budur. Kur'an tam da budur. Kur'an varlık alemini yaratan, varlık kitabını yazan katibin
konuşma diliyle, konuşmasıyla insanlara ilettiği mesajın adıdır. Bu anlamda Kur'an kainatın açıklamasıdır. Kur'an kainatın yorumudur. Kur'an kainatın tefsiridir. Kur'an fiziki alemin adeta ne diyelim anlamını açıklayan bir fihristi, bir indeksi hüviyetindedir. Neden? Çünkü ikisinin de kaynağı aynı. Buna çok dikkat etmek lazım. Basit gibi görünen şu hakikatin çok önemli olduğunu ben kendi dünyamda düşünüyorum. Varlık alemini yaratan ile Kur'an'ı gönderen aynı kaynaktır. Başka bir ifadeyle, evrenin sahibi kimse Kur'an'da konuşan odur. Bir diğer ifadeyle, Kur'an'da konuşan kim ise kainatın halik odur. Peki, ikisi aynı kaynaktan geldiğine göre, ikisinin katibi, yazarı, müellifi, kaynağı aynı olduğuna göre bunlar birbiriyle ters düşebilir mi? Aralarında çelişki olabilir mi? Asla olamaz. Yeter ki biz insaniyetimizde kainatı Kur'an'la okuyalım, Kur'an'ı kainatla okuyalım. Diğer bir ifadeyle evreni, varlığı, vahiy okuyalım, vahide varlıkla okuyalım. İşte bilim dediğimiz alan, bilim dediğimiz sistemli düşünce faaliyetin bütünü, yaratıcının yarattığı büyük kitap olan evren hakkındaki çalışmaların isimlerinden ibarettir. Dolayısıyla bu alanların, bu disiplinlerin, bu bilim dallarının ortaya koyduğu açıklamalar bizi daha çok yaratıcıya götürür. Onun rahmet sahibi olduğuna götürür, hikmet sahibi olduğuna götürür, adalet sahibi olduğuna götürür, onun kerem sahibi olduğuna götürür, onun bedi olduğuna götürür, alim olduğuna götürür, kadir olduğuna götürür. Bütün mesele evren ile vahiy arasındaki, kainat ile Kur'an arasındaki bağlantıyı görmekte düğümleniyor. İkisinin aynı kaynaktan geldiğinden emin olmaktan geçiyor. Bu sağlandığı zaman, bilimlerin, bu öğrenildiği zaman, bunun usulü yakalandığı zaman bilimlerin dili bizim imanımız artırır. Bilime dair her açıklama veya izlediğimiz her belgesel veya okuduğumuz her makale bilime dair bizim imanımızı artırır. Orada yaratanın kudretini görürüz, yaratanın rahmetini görürüz, yaratanın iradesini görürüz. Bütün mesele bu. Belki birkaç kez tekrarlamış olduk ama ne kadar tekrarlansa değer. Bu da şuna da işaret edelim. Bakıldığında çocuklarımızın okullarda, eğitim kurumlarında imanlarının sarsılmaması sadece bilim dilini iman diline çevirmekle sınırlı değil. Bu zaruri. Bu mutlaka olması lazım. Ama bunun yanında çocuklarımızın imanı muhafaza etmesi, imanlı ahlak ve fertler olarak yetişmesi, eğitim süreçlerini geçmeleri, neye bağlı zamanda çocuklarımızın ibadet hayatlarını temin etmelerine bağlı. Eğer iman, yaratıcıya iman, onun varlığına, birliğine iman, ibadetle perçinlenmezse eğer zayıf kalır. Bir süre sonra solar veya söner Allah göstermez. İbadetlerle o sonsuz kudret sahibi olan Rabbe ben iman ediyorum, ona hamd ediyorum, ona şükrediyorum, ona tesbih ediyorum demekle insan o yaratıcıyla bağlantısını güçlendirir, kuvvetlendirir. Buna mutlaka riayet etmek lazım. Yani çocuklarımızın aynı zamanda ibadet hayatlarının olması lazım. Bu da bizim evimizde, ev hayatımızda dengeli, ibadetlere dayalı bir hayatın olmasıyla alakalı. Biz evimizde, ev düzenimizde böyle bir şeyi gerçekleştirmemiş isek, gerçekleştirememiş isek eğer çocuklarımızın imanlarıyla birlikte ibadet hayatlarını da tanzim etmeleri nasıl sağlayacağız? Dolayısıyla kendimiz bu noktada örnek olmalıyız. Çocuklarımızı da bu noktada kılavuzlamalıyız diyeceğim. Çok önemli bir noktayla bitirelim. O da şu, aynı zamanda çocuklarımızın mutlaka
çok iyi bir arkadaş çevresi edinmelerini sağlamamız lazım. Eğer çocuklarımız iyi bir arkadaş ortamı elde etmezlerse yine imanlarını, ahlaklarını muhafazada zorlanabilirler. Çünkü çevre insanı etkiler. Sosyal ortam çocuğu etkiler. Arkadaş grubu çocuğumuzu, çocuklarımızı etkiler. Bunun için özel hassasiyet göstermemiz lazım. Çocuklarımızın doğru düşünen, ahlak ile güzel ahlak ile ahlaklanmış arkadaş grubu edinmelerini sağlamamız lazım. Bu arkadaş grupları içerisinde yer almalarını temine çalışmamız lazım. Aksi halde çocuklarımız, Allah göstermesin, elden gider, imanları zayıflar, ahlaki bakımdan zaafa uğrayabilirler ve giderek bizim istemeyeceğimiz bir yöne doğru savrulabilirler. Allah göstermesin. Bizim duamız ne olması lazım? Çocuklarımızın imanla, ahlakla dolu olan insanlar olmalarını sağlamaya dönük dua olması lazım. Bu da sadece kavli dua ile olmaz, dille yaptığımız dua ile olmaz. Aynı zamanda çalışarak, evde iyi örneklik yaparak, çocuklarımıza sahip çıkarak, iyi ortamlar oluşturarak, bütün süreçleri bu çerçevede yürüterek gerçekleşebilir. Cenab-ı Hak bu noktada hepimize hayırlar, kolaylıklar, muvaffakiyetler ihsan eylesin.